FETÖ terör örgütünün o lideri Washington Post'a şöyle bir yazı kaleme aldı. Evet. Hani bunun öncesinde biliyorsunuz bunun buna bağlı yazarlar ne diyorlardı? İşte hani Tayyip Erdoğan kaçacak, ülkede o var, bu var falan filan. Onun bütününü andıran. Müsaade ederseniz bir de o yazıdan bir kesit okumak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Ne var ki bir zamanlar, bakın ne var ki kendi yazısından okuyorum. Ne var ki bir zamanlar demokrasisini tekmil ve muktedil bir laiklik anlayışı oturtma yolunda ümit vaat eden Türkiye, bütün gücü elinde toplamak ve muhaliflere boyun eğdirmek için elinden gelen her şeyi yapan bir cumhurbaşkanının elinde tanınmaz hale gelmiştir. Batı, Türkiye'nin demokrasisi, demokrasi rotasını geri dönmesine yardım etmeli. Bugünkü görüşme ve önümüzdeki hafta, bugünkü görüşme dedi işte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'la görüşmesinin olduğu gün. Önümüzdeki hafta yapılacak olan NATO zirvesi bu maksada matuf bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Ne evet. demek istiyor? Yani NATO'yu kendi fikri çerçevesinde evet. göreve çağırıyor. Devam ediyor. Çağıran kim sayılır ki? İşte bu FETÖ'nün elebaşısı. Evet. Erdoğan geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da gerçekleştirilen menfur askeri darbe girişimine müteakip masum insanlara karşı sistematik bir zulüm kampanyası başlattı. Kürtler, Aleviler, laikler, solcular, gazeteciler, akademisyenler ya da irtibatlı olduğum barışçı bir insan, insani hareket olan hizmet camiası katılımcıları dahil 300 binden fazla Türkiye vatandaşının hayatı gözaltına tutuklamalar, işten çıkartmalar ve başka yollara mahvedildi. Nisan ayında Cumhurbaşkanı ciddi usulsüzlük iddialarına gündeme geldiği bir referandumu, bakın Nisan ayında Cumhurbaşkanı ciddi usulsüzlük iddialarının gündeme geldiği bir referandumu az farkla kazanarak devletin üç kolunda kontrol etmesini sağlayan bir başkanlık sistemi kurdu. Aslında tasfiye ve yolsuzlukla bu güçleri zaten büyük ölçüde elinde bulunduruyordu. Otoriterlik girdabının bu yeni aşamasında Türk halkı ciddi endişeler taşıyorum. Türkiye halkının demokrasisini tekrar ayağa kaldırmak için önemli burası Uğur Bey. Evet. Türkiye halkının demokrasisini tekrar ayağa kaldırmak için Avrupalı müttefikleri ve ABD'nin desteklerine ihtiyacı vardır. Sayın Özkan bir daha tarih söyler misiniz? 16 Mayıs 2017. Avrupalı müttefiklerinin ve ABD'nin desteklerine ihtiyacı vardır. Türkiye 1950'de NATO'ya girebilmek için gerçek manada çok partili sistemi başlattı. NATO üyeliği genel olarak Türkiye'nin ittifakın demokratik normlarına sadık kalması talep edilir ve etmelidir. Yani açıkça şu maddeye binaen evet. Türkiye'yi ve ABD'yi, özür dilerim Amerika'yı ve NATO'yu Türkiye'yi müdahil olmaya çağıran bir terörist elebaşından bahsediyoruz.